Sevgili dostum merhaba. Bugün size kısa öykülerden oluşan bir serinin ilk videosunu çekmek istiyorum. Son anlarında, son nefeslerinde ne dediler? Eğer arzu eder beğenirseniz devamını da kanalda görebilirsiniz. Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları isimli bir kitapta bunları toplamış. Güzel de toplamış. Hazreti Mevlana ile ilk serinin ilk videosunu başlatmak istiyorum. Mevlana'nın hastalandığını işiten uzak yerlerdeki talebeleri ve ahali Konya'ya akın ediyorlardı. Ömrü boyunca Anadolu'ya İslam'ın nurunu yaymak için çabalayan o muazzez mürşidi son bir defa daha ziyaret etmek, duasını almak istiyorlardı. Ziyarete gelenler Mevlana Hazretlerine şifa dileğinde bulunuyorlardı. Mevlana'nın onlara cevabı şöyle: dilediğiniz şifa artık sizin olsun. Sevenle sevilen arasında kıldan bir gömlek kadar bir şey kalmıştır. İstemez misiniz ki nur, nura ulaşsın? Mevlana bir şebi aruz, yani düğün gecesi olarak vasıflandırdığı ölümle yüz yüze olduğu için mesuttu. Ölümün yokluk değil, misal. Yani binlerce ahbaba kavuşma ve onlarla hemhal olmak için bir vesile olduğu dersini vermiş olan Mevlana Hazretleri, son anında da lisan-ı haliyle ölüme güzel bir çehre vermekteydi. Bu fani dünyada bıraktıklarından daha fazla olan, kabir kapısının ardındaki dostlarına kavuşacaktı. Yakınlarına, talebelerine ve yanında bulunanlara dönerek şu vasiyette bulundu: size içinizden ve dışınızdan Allah'a takvayı vasiyet ederim ve az yemek yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, günahlarınızdan ızdırap duymayı, oruca devam etmeyi, namaza kalkmayı, şehvetleri bırakmayı, insanlara cefa vesilesi olmamayı hatırlatırım. Sefihlerin, aşağı takımının sohbetlerini bırakınız ve yalnız salih olanlarla düşüp kalkınız. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sözlerin hayırlısı da az ve manalı olandır. Moğol afetiyle yeis uçurumunun eşiğinde olan insanlara ümit mayesi aşılayan ve Anadolu Birliği'nin çözülmesini manen önlemiş olan Hazreti Mevlana, ruhunu teslim etmeden önce ayet-i kerimeler okudu. Bir ara eliyle uzakları işaret ederek şöyle dedi: dostlarımız bizi bu taraftan çekiyorlar. Naçar gideceğiz. Daha sonra ağır ağır kelime-i tevhid söyleyen Mevlana Hazretleri sükut etti. Uykuya dalar gibi bir hale büründü. Ruhu ten kafesinden uçmuş, beka alemine geçmişti. Mevlana Hazretleri'nin cenazesinde bütün Konya ahalisi bulunmuştu. Onların yanı sıra Anadolu'dan gelen binlerce insan cenaze merasimine iştirak etti. Mevlana Hazretleri'nin sandukasının üzerinde kabartma şeklinde yazılar bulunmaktadır. Mesnevi'den bazı beyitlerin yer aldığı bu yazılar aslında ziyaretçilere ders vermek maksadıyla konulmuştur. Bu beyitlerden birkaçını söyleyerek size veda edeyim. Öldüğüm gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüğün zaman ben de bu cihanın derdi var sanma. Beni görünce hemen ağlama. Yazık yazık, vah 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 deme. Şeytanın tuzağına düşersen işte asıl yazık vah demenin sırası o zamandır. Yazık vah yazık demek o zaman denir. Mezar hapishane gibi görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık, ayrılık deme. Benim buluşmam, görüşmem o zamandır. Beni mezara koydukları zaman elveda, elveda deme. Mezar cennet kapısının perdesidir. Canı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı bir şey. Seninle olduktan sonra ölüm candan daha tatlıdır. Verdiği derslerin, yazdığı eserlerin tesiri asırlar boyunca devam eden Mevlana Hazretleri'nin
hizmetlerine aşina olanlar onun şu sözlerini hiç akıllarından çıkarmamışlardır. Öldükten sonra kabrimizi toprakta aramayın. Bizim mezarımız ariflerin sinelerindedir. Evet, senin ilk videosu Hazreti Mevlana'nın son sözlerinden oluşan bölümdü. İyi bakın kendinize. Sağlık, sıhhat içinde, sevdiklerinizle uzun bir ömrünüz tabii ki kitapların arasında olsun.